Evet, iyi ki varsın da yine programımızın sonuna yaklaşırken her zaman olduğu gibi diş sağlığı ile ilgili bilgileri almak için hocamıza danışıyoruz. Eksik olmayın. Hocam çocuklarda diş sağlığı tabii ki çok önemli. Özellikle evet. dişin gelişimi açısından daha süt dişleri başladığında. Fakat bazen bu kırıklıklar da oluşuyor çocuklarda, diş kırıklıkları. Evet. Bunların tedavisinde nelere başvuruyoruz? Şimdi diş kırılmaları, süt dişlerindeki diş kırılmaları dolguyla tedavi ediliyor. Fakat bizim nedense halk arasında, daha doğrusu meslektaşlarımız arasında artık hep aynı şeyi söylemekten bir madde oluştu. 10 yaş, 11 yaş kırığı diyoruz. Nedense çocuklar 9 yaşında, 10 yaşında ve 11 yaşında bir şekilde kazayla azımsanmayacak derecede çocuk ön dişini kırıp bize geliyor. Çocuk 11 yaşında. Biz bu dişe ne tedavi yapabiliriz? Eğer ki kırık dişin sadece minesinde ise biz buna küçük dolgu yapıyoruz ve olay tamam devam ediyor. Eğer kırık mineyi geçti de biraz da dentinden biraz büyük bir kırık ise kıymetli izleyicilerimize öncelikle şunu söylüyoruz. O parçayı mutlaka ya sütün içine koyunuz. Aa. Evet. Ya da dilinin altına, korsanız çocuk yutabilir. O yüzden sütün içine koyunuz. En az 2 saat içerisinde bir diş hekimine götürünüz. Artık onları da değişik dolgu maddeleriyle kırık parçayı geri oraya restore edebiliyoruz. Bu çocuklar için mi? Çocuklar için. Benim de kırılsa süte koysam o. Süte korsanız evet, sizinkini de yapıştırabiliyoruz. Ha, oluyor mu? Onun için evet, sordum. Evet, evet, evet. Şimdi bir de avusya dişlere geleceğim. Yani. Bir tabii kere böyle ki. Elimde yüzük vardı. Böyle dalgalı bir denizde botta giderken böyle ay dedim, korktum böyle dalgaya girince. Yüzük dişime çarptı. Bit ondaki ön evet dişime. O parçayı oraya yeniden tutturabiliyoruz. Ama kaç dolgu saat içinde gelmem gibi. Lazım? Yani bunun için saatin aslında çok önemi yok da 2 saat diyoruz. Bu küçük kırık için bahsediyorum. Bir de büyük bir kırık oluştu. Dişin canlı dokusu açıldı. Bu dişler çok önemli. Biz 1960'lı yıllardan beri bu dişleri kanal tedavisi yaparak ağızda tutmaya çalışıyor idik. Bunların kökleri henüz tamamlanmamış oluyor. Tam da kırılan diş burada. Elimde. Bu dişin kökü henüz buraya kadar tamamlanmış, şu kısmı tamamlanmamış oluyor. O yüzden bu dişe kanal tedavisi yaparak bitirmek bizim şu ana kadar yaptığımız bir yöntemdi. Fakat önce dişin bu kök gelişimini tamamlasın diye dişte bir 6 aylık, 9 aylık bir tedavi uyguluyorduk. Ve çocuk uzun süre bu tedaviye gelip gidiyor idi. Artık rejeneratif diş hekimliği dediğimiz doku mühendisliğiyle ortaya çıkmış, dişin kişinin kendi kanıyla kök hücresini bir şekilde temasa geçirerek bu dişlerin köklerinin tamamlanmasını, aynı zamanda bu dişin canlı kalmasını sağlayabiliyoruz. Bu dişi artık öldürmüyoruz. Kanal tedavisiyle öldürmüyoruz. Bu Türkiye'de yeni uygulamaya başlamış, daha kendine yeni alan bulmuş ve ciddi bir tedavi yöntemi. Onun dışında böyle dişlerde diyelim ki kanal tedavisi ve kök tamamlama tamam. Ama bu dişe ne yapmalıyız? Diş buradan kırılmış. Evet. İşte çocuk güldüğü zaman kötü dişini kötü görüyor falan. Bu gibi durumlarda şunu söylemek için bu konuya girdim. Bize bu dişe kaplama yapılması konusunda ısrarcı oluyor aileler. Lütfen. Kaplama konusunda ısrarcı olmayın. Biz bunu yine pilli dolgularla, değişik dolgu materyalleriyle dolgu yapıyoruz. Çünkü bu dişe eğer bir şekilde kaplama yapar isek, bu diş çapında bir genişleme, o bölgede 3 boyutlu bir yapı değişikliği oluyor. Şöyle diyelim, şu çenemizi görüyor musunuz? Bu çenemiz. Biz zannediyoruz ki çenemiz büyüyor. Tamam, çenemiz büyüyor da çenenin içinde bu dişler o büyümeye göre nasıl şekil alacak? Evet. Çene kemiği o dişlerin içinde nasıl, değil mi? Diş şurada çıkıyor ama çene kemiği büyüyor. Diş o çene kemiğinin içinde kalıyor. Mucizevi bir olay. İşte bu esnada siz buna bir kaplama yaparsanız çene kemiğinin buradaki büyümesinin
önüne geçmiş olursunuz. O yüzden bunları yine restoratif dolgularla düzenliyoruz, düzenlemeye çalışıyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Böyle programın sonuna ben yine küçük değerli bilgileri sığdırdık. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Zaman kısa. Evet, ama bilgiler söylenen çok. Söylenen az. Ama bu bilgi şu anda yeryüzünde inanılmaz bir bilgi. Evet, teşekkür ediyoruz efendim. Evet. Programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşünceye dek hoşça kalın efendim.